Sevgili seyircilerimiz, değerli yetiştiricilerimiz, yeni nesil hayvancılıkta bugün hani hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde özellikle ruminant hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde yapılması gereken kriterlere uyan bir işletmedeyiz. Evet, bu işletmede neler mi var? Öncelikle bu işletme hastalıklardan ari ve onaylı bir işletmedir. Bu işletme içerisinde her zaman bahsetmiş olduğumuz hayvan sağlığında ve özellikle hayvan beslemesinden daha önemli olan bir ne vardı? Hayvan beslemede suyun kullanılımı. Her zaman söyleriz. Nitelikli ve içilebilir sıcaklıkta kaliteli bir suyun muhafazası ve hayvanlarımıza ikramı gerekiyor. İşte bu ikramı her zaman söylüyoruz. İçilebilir sıcaklıkta özellikle bu kış mevsimlerinde işletmelerimiz suluklarını dondururken bu işletmede sular donmuyor. Nasıl mı donmuyor? Onu birazdan içeri girdiğimiz zaman bunları sizlere paylaşacağız. Burada 7-24 hangi mevsim olursa olsun suyun sıcaklığı 14 dereceden aşağıya düşmüyor. Özellikle hayvan beslemede başarımızı doğrudan etkileyen bazı kriterler var. Nedir? Ve sonuçları var. Bu sonuçların doğruluğunu, yanlışlığını kıyaslamak için analizler var. Mesela ne var? Her zaman söylediğimiz gibi sütün somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısı. Evet, bu rakamın ülkemiz şartlarında 300 bin, 400 binlerde gezerken işte bu bahsedilen, hep yurt dışlarından bahsedilir ya, oralarda 100 binin altına derler ya, bizim ülkemizde de var böyle işletmeler. İşte o işletmenin önündeyim şu anda. Burada üretilen sütün toplam bakteri sayısı 80 binlerde. Yanlış duymadınız, 80 binlerde. Bizim bahsettiğimiz bu örneklerin, uygulamaların somut hali burada. Biz bu şekilde hayvansal üretimde başarıyı yakalayan, hiçbir teşvik, destek almayan, almadan bu tesisleri kuran gerçek üretici, gerçek meslektaşlarımız, gerçek hayvanseverler sayesinde bu tip başarılar yakalamak işten bile değil. İşletmeye girmeden önce şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Bu işletmede hani her zaman bahsediyoruz, hayvansal üretimi yapılabilir bir meslek haline getirmek için öncelikle çalışanların yaşam refahını yükseltmemiz gerekiyor. Bu küçük baş olur, büyük baş hayvan yetiştiriciliği olur. Öncelikle burada hiç yaşamamış insanın bile yaşayabilir bir ortamı sunmanız gerekiyor. İşte bu sosyal imkanların da sağlandığı, adeta bir oteli andıran, bir pansiyon oteli andıran, apart oteli andıran bir yaşam alanı olan bir işletme. Ayrıca bu işletmenin diğer işletmelere, hatta ülkemizde örnek olabilecek bir uygulaması daha var. Nedir bu uygulama? Çalışan personelin tamamı bayanlardan oluşuyor. Evet, bayanlardan oluşuyor değerli yetiştiricilerimiz. İşte tüm bu bilgileri daha detaylı, daha derin bir şekilde almak üzere, bilgilerini almak ve sizlere aktarmak üzere işletmeye giriyoruz. Sevgili seyircilerimiz, değerli yetiştiricilerimiz, az önce işletmenin girişinde bir takım işletmenin hakkında, işletmenin işleyişi hakkında yani ne tip kriterlere sahip olduğundan bahsettim. Özellikle bu işletmede çok dikkatimizi çeken bir nokta var. Birçok işletmede olmayan bir şey. Hatta hiçbir işletmede ben görmedim, gözlemlemedim. Böyle bir şey nedir? Çalışan teknik ekibin tamamen bayan arkadaşlarımızdan oluşması. Şimdi kendilerini birazdan tanıyacağız. Öncelikle İşletmenin hayvansal üretimden sorumlu Erhan Bey'i tanıyacağız. Arkasında arkadaşlarımızı sırayla hangi birimlerde, hangi işleri yapıyor, mesleklerini öğreneceğiz. Öncelik olarak Erhan Bey'i tanıtmadan önce şunları da tekraren üzerinden geçmek istiyorum. Bu işletme ülkemizde birçok işletmeye örnek olacak bir işletme. Neden diyeceksiniz? Programımız devam ederken ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. En basitinden, hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde olmazsa olmaz olan su hayattır. Bunu her zaman söylüyoruz. İşte suyun öneminin idrakine varmış, olması gerekenleri hayvanlara sunmuş, bu suyun içilebilir nitelikte ve sıcaklıkta
hayvanlara sunan bir işletmedeyiz. Bu bizim için çok önemli. Benim için rasyondan daha önemlidir suyun hayvanlara veriliş şekli, veriliş ısısı. Evet, fazla uzatmayacağım. Erhan Bey, sizleri mi tanıyabilir miyiz? Erhan Zengin, veteriner hekimim. 22 yıllık veteriner hekimim. 2013 yılından beri, Vesta'nın ilk kuruluş aşamasından beri de Vesta bünyesinde hayvancılık birim yöneticisi olarak çalışıyorum. Allah kolaylık versin. İşletmenin genel işleyişinden özele doğru yavaş yavaş gireceğim. Bayan arkadaşlarımızı tanımak istiyorum. Bir baştan başlayabilir miyiz? Hani isminiz, kendinizi tanıtın. Hangi birimde çalışıyorsunuz? Burada ne işler yapıyorsunuz? Evet, siz dinliyoruz. Ben Esengül Baltacı. Burada veteriner teknikeriyim. Buzağı hastalıkları, buzağı tedavileri, buzağı semptomları, bunların takibini sürdürmekteyim. Tedaviler hakkında da basit olanları, kendi bildiklerimi uyguluyorum. Daha sonra kendimin ulaşamadığım şeylerde de Erhan Zengin'e başvuruyoruz. Sizleri bir tanıyalım. Merhaba, ismim Gülbaşar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laboratuvar ve Veteriner Sağlık mezunuyum. Buradaki görevim sürü yerleşimde veterinerimize yardım etmek ve rasyon hazırlamak. Merhaba, Ayşen Demirsoy, veteriner hekimim. Burdur Mehmet Akif Ersoy mezunuyum. Sürü yönetimi ve sağlığıyla ilgileniyorum. Evet, sürü yönetimiyle alakalı bir takım bilgileri Erhan Bey ile sohbetimiz devam ederken sizlerle de tekraren alacağız inşallah. Evet, yanımızdaki arkadaşı tanıyalım. Ben Özge Reyhanlı. Burada süt verimlerine bakıyorum. Sağımhanede görevliyim. Selçuk Üniversitesi Veteriner Teknikerliğinden mezun oldum. Evet. Merhabalar, ben Fatıma Sivas, veteriner sağlık teknikeriyim. Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Veteriner hekimimizin gözetimi altında hayvanların genel bakım ve tedavisinden sorumluyum. Evet. İsmim Kamil Avcı, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Veteriner sağlık teknikeriyim. Veteriner hekimimiz Erhan Bey'in kontrolü altında tedavi sorumluluğu yapıyorum. Evet. Arkadaşlarımızı tanıdık Erhan Bey. Şimdi ben bu işletmeyi İzleyicilerimize, değerli yetiştiricilerimize, bizim kanalımız sadece yurt içinden izlenmiyor. Birçok ülkeden, yurt dışından izleniyor. Bunları da düşünerek işletmeyi bize bir tanıtabilir misiniz? Vesta Hayvancılık AŞ 2013 yılında Karapınar'a yatırım kararı aldıktan sonra benimle tanıştı. İlk proje aşamasından bugüne bütün çalışmalarımızı beraber yürüttük. Hiçbir kırsal kalkınma İPART destek projesi kullanmadan tamamen öz sermaye ile ve deneyimlerimize bağlı kalarak ahır sistemlerimizi kurduk, otomasyonlarımızı kurduk. Bunun için gerekli fizibilite çalışmalarını, çiftlik gezilerini özellikle Avrupa'da 3-4 ülkede araştırma yaparak bu seviyeye getirdik Vesta AŞ'yi. Burada Türkiye hayvancılığına faydasının olabileceğini düşündüğümüz biraz önce bahsettiğiniz su faktörü, artı burası kış şartlarında çok çetin geçen bir bölge ve kış şartlarını hayvanlara uyum sağlaması açısından, rahatlatma açısından birkaç çalışmamız oldu. Bu konuyu da biraz sonra zaten ayrıntılı şekilde anlatacağız. Evet, yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi hayvansal üretimde otomasyon dediniz, mekanizasyondan evet. Bahsettiniz. Ahırları da gezerken gözümüze çarpan bazı uygulamalar oldu. Evet. Sanki sohbetimiz esnasında da bahsettiniz. Hani evlerimizde alttan ısıtmalı bir sistem var ya. Evet. Ben açıkça söyleyeyim. Değerli yetiştiricilerimiz, ben bir başka işletmede görmedim. O kadar işletme geziyoruz, takip ediyoruz ve görmedim. Yani şeffaflıkla söyleyebilirim. Burada gördüm. Bu sistemi anlatmanızı istiyorum. Yani bu yataklık, sıyırgaç, bunları bu sisteme döndüren etkenlerden başlayalım. Niye döndünüz ve neler yaptınız? Şimdi 22 yıllık bir veteriner hekimlik hayatım var. 10 yıldır da üst düzey çiftliklere danışman olarak hizmet vermekteyim. Biz burada başlamadan problemlerin önceden tespitini yaptık. Öyle bir şekilde bir problemle karşılaştığımız zaman nasıl önlemini alırız demekten ziyade işe başlamadan o önlemleri alarak geldik. Bu bölge, örneğin Konya'nın Karapınar ilçesindeyiz. Kışın -35'lere düşen bir bölge ve bu bölgedeki çiftliklerin asıl problemlerinden bir tanesi kışın sıyırıcı sistemin donması ve sulukların donmasıydı. Biz buna hiç hayvan koymadan biz bu sistemi çözerek geldik. Bizim burada büyük bir su depomuz var. 500 tonluk su depomuz var. İçme suyu deposu olarak kullanıyoruz. Analizini yaptırdığımız zaman 80 Fransız sertliğinde bir su depoladığımızı fark ettik. Bir yıl sonra buna su arıtma sistemi kurarak 15 Fransız sertliğine düşürerek hayvanların içme suyunu
kaliteli bir seviyeye geçirdik ki süt veriminde en az 2 litre gibi bir artış kaydettik. Ondan sonraki sıkıntımız kışın -30'larda ahır içerisindeki suların donmasıydı. Biz bunu izolörlü borularla buraya getirdik. Yazın ve kışın sabit 14 derece ile 16 derece arasında su içmesini sağladık. Kışın -30'lara indiği zaman bile 14 derecede suyu hayvan güvenlikle donmadan tüketti. Bu çok önemli bir nokta. Değerli yetiştiricilerimiz, su hayattır. Yani canlılar 3 gün susuzluğa dayanabilir. 1 hafta açlığa dayanabilir. Demektir ki su beslemeden, rasyondan daha önemli. O yüzden bu suyun önemini biz her platformda dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Canlıların vücudunun 2/3'ü sudur. Kanın %92'si sudur. Beynin, kasların %75'i su, kemiklerin dahi %25'i sudur. Bu bir de şöyle bir bilgi var. Nedir? Orta derecede susuzluklar dahi ne yapar? Baş ağrısı yapar. O yüzden bizlerin Erhan Bey'in de bahsetmiş olduğu hayvansal üretim, özellikle ruminant hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde en çok problemi ne zaman yaşıyoruz? Kış aylarında yaşıyoruz. Bunun esas nedeni çevre şartlarını kontrol edemediğimizden, bunları yönetemediğimizden. Biz bunları kontrol edip yönetebildiğimiz kadarıyla başarılı olabiliriz. Ne yapıldı burada? Hayvanların altlıklarında dahi ısıtma sistemi var. Burada PVC boru dediniz değil mi? Evet. Bu borularla ısıtmalar geçirerek hayvanların zemine, yani vücudunu yasladıkları esas soğuğa, hayvanın hastalığa iten noktaların, özellikle meme başlarının rahatsızlığı -35'lerden 30'lardan bahsediliyor. Ve hayvan vücudunun en hassas bölmesi, vücudunu gözünüzde canlandırın, meme dokusudur. Bu memenin soğuk zemine direkt temasıyla ne oluyor? Direkt mastit problemleri alıp başını gidiyor. Fakat bu soğukla problemi ortadan kaldırdığınız takdirde bunları yaşamıyorsunuz. Özellikle Erhan Bey, siz de bilirsiniz, bu suyu içemediği zaman ne olacak? Hayvan yem tüketemeyecek, süt verimi düşecek. Evet. Arkadaşımız, yemlerle ilgilenen bir arkadaşımız vardı. Siz miydiniz? Gül Hanım, rasyon konusunda takip ediyorum demiştiniz. Su ve rasyon size neyi veya neler ifade ediyor? Evet. Sütün zaten %90'ını su oluşturuyor. Hayvan eğer su tüketimini yapmazsa ister istemez süt verimi de düşüyor. Evet. Siz veteriner hekimdiniz herhalde. Siz ne demek istersiniz bu konuda? Hayvan suyu yeterince tüketemediği zaman bu bir döngü. Suyu içer ve hani idrar olarak atar ve bu şekilde toksinleri vücuttan atarız. Hayvan da tabii suyu yeterince içemediği zaman bu toksin atımı gerçekleşmez ve kış aylarında da daha çok sıkıntı oluşur. Evet. Sadece idrar değil, dışkıyla, evet, terlemeyle ve salya, tüklük bir şekilde vücuttan atmıyor. Yani netice olarak buradan şunu tekrar da söylemek fayda var değerli yetiştiricilerimiz. Suyu içecek ki toksinleri vücuttan atacak. Yani şunu herkes bilir. Yaz aylarında, sıcak havalarda sıcak stresinin zararı canlılara kış stresine göre daha etkindir denir. Bakın, yazın stresi kışın stresinden daha zararlıdır denir. Fakat ne hikmetse bizler en çok kış aylarında problem yaşarız. Yazın birçok problemi yok. Niye? İşte suya geliyorum. Yazın hayvanların su tüketimi, bırakın hayvanları, hepimizin su tüketimi oldukça fazladır. Fazla olduğu için vücudumuzun direnci yüksek oluyor. Kış aylarında su soğuk, suyu içemiyor. Don, hani don olmasa da buz gibi. Ben buna şu örneği veriyorum her zaman. Ben şu anda susadım. Bir yarım çay bardağı dolaptan su getirin bana, buzdolabından. Yarım çay bardağıyla susuzluğum gider. Halbuki vücudumun ihtiyacı olan 2 bardak suydu. Örnek veriyorum. Fakat ihtiyacım olan, toksinlerin atılması için gerekli olan su miktarını tüketemediğim için vücudum, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Zayıfladığı için de veteriner hekim arkadaşımızın da söylediği gibi vücudun sağlığı bozulmaya başlıyor ve nitekim birçok metabolik hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Evet, Erhan Bey, işletmede süt sığır işletmesi gördüğümüz kadarıyla bu genelden özele yavaş yavaş geliyorum. Sizin bu sürü yönetiminde dikkat ettiğiniz konular, sudan bahsettiniz, zeminin ısıtımından, ısıtılmasından bahsettik. Bu sıyırcıların altında da bir ısıtmadan bahsettiniz. Evet. Onu niye yaptınız? Şimdi kışın -10 derecelere düştüğü zaman hayvanların dışkısının günlük 2 kez bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Bunu kış aylarında eğer sıyırıcı sistemi dondurursanız hayvan refahını negatif yönde etkilersiniz. Bu da size verim düşüklüğü olarak geri döner. Biz günlük altlıkları, yattıkları yerler temiz olsun, sıcak olsun amacıyla
yer altına, sıyırıcı sistemin altına da aynı yerden ısıtma sistemini eklediğimiz için sıyırıcılarımız hiçbir zaman için donmadı. Zaten bir çiftlikte bu da bir faktörlerden bir tanesidir. Gübreyi yönetebilirseniz çiftliği yönetirsiniz. Gübreyi yönetemezseniz hayvan refahını düşürürsünüz, çiftliği yönetemezsiniz. Evet. Bu çok güzel bir nokta. İşletmenin genel işleyişinden bahsediyoruz. Buzağı diyeceğim. Buzağıyla hangi arkadaşımız ilgileniyordu? Siz ilgileniyordunuz. Buzağdaki dikkat ettiğiniz esaslar nedir? Hani Erhan Bey'le beraber çalıştığınızı, onun bilgileri noktasında ekip halinde çalıştığından bahsettiniz. Hani sizin için buzağı nedir? Neyi ifade eder? Onları alalım size. Bizim için buzağı yani hayvanların geleceğidir. İnsanlarda da öyle. Aynı bebek gibiler. Burada da Erhan Bey'in gözetimi altında onlar bebek gibi bakılıyor. Her gün altlıkları tertemiz oluyor. Doğduğundan itibaren özenle bakılıyor. Suyu ılık şekilde veriyoruz. Soğuk su vermiyoruz. Yani suyun sağlığından önemlisi soğuk su da içirmiyoruz. Ilık su veriyoruz. Bu çok güzel bir nokta. Biz de şunu eklemek istiyoruz. Sadece hayvanların geleceği değil, toplumun geleceğidir. Bizlerin yani hayvansal üretim, protein kaynağımız et, süt ve ürünleri nereden geliyor? Buralardan geliyor. Buralardaki bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar ihtiyacımız olan protein kaynaklarının temeli burası. Evet. Buzağdan geliyor sonuçta. Erkeği, besi, et oluyor evi, ürünleri. Dişisi, damızlık, süt ve süt ürünleri niteliğini taşıyor bizlere. Evet. Sütünü de ayrıyeten dereceyle ölçtüğümüz kadar bileğimize dokundurmadan vermiyoruz. Yakmıyorsa bileğimizi. Derecesini ölçüyorsunuz. Evet. Yani. Pratik sizin tecrübeleriniz doğrultusunda. Evet. Bunu tabii ki değerli yetiştiricilerimiz tecrübe edinmeyen bazı hususlar var. Bunu yoğurt yaparken, sütün ısısını ayarlarken, yani vücudunuzun herhangi bir yerinde, şurada mesela özellikle hassas yerlerine anlamak tecrübe işi. Yani bunu uzun yıllar sürekli yapan yetiştiricilerimiz, meslektaşlarımız, bu meslekte iştigal olan herkes bu noktalara vakıf. Evet. Süt, siz mi ilgileniyordunuz? Evet, sağımla alakalı bir şeyler soracağım. Erhan Bey'le sohbetimiz, program dışındaki sohbetlerimizde de bahsettiği bu somatik hücre sayısı, toplam bakteri sayısının gayet düşük ve ben bu kadar düşük çok dikkatimi çektiği için bu soru konular üzerine gitmek istiyorum. Sağımda nelere dikkat ediyorsunuz? Biz sağımda öncelikle meme bakımına çok dikkat ediyoruz. Hayvanlarımız sağıma girdikleri zaman memelerin yıkanması, temizlenmesi, başlıkların temizliği öncelikle, daha sonra başlıkların takım şekline varana kadar her şeye özenle dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi sütteki somatik hücre sayısı, tabii ki toplam bakteri sayısı sadece meme hijyeniyle alakası yoktur. Bu tabii. Somatik hücre sayısı her zaman söylüyoruz. Nedir? Bir canlının üreme hücreleri dışındaki tüm hücreleri kapsayan bir hücre topluluğudur. Yani vücudun herhangi bir yerinde hani rasyonunuz bozuk olur, sürü yönetimi bozuk olur, bağışıklık sistemi baskı altında olur. İşte bu baskı altındayken bağışıklık sistemi, beyaz kan hücreleri savunmaya geçiyor. Savunmaya geçtikten sonra da ne oluyor? Burada yaşlanan, yıpranan, yaşlı hücreler vücudu terk etmek suretiyle bu somatik hücre sayısı da artıyor. Biz bunu değerli yetiştiricilerimize, sevgili seyircilerimize defaatçe söylemeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Yani bu somatik hücre sayısı sadece meme başının yani sağım hijyenine uyulmadığı anlamı taşımıyor. Bu işin %50'sidir. Geri kalan %50'sidir. Az önce bahsettiğimiz nokta. Şimdi Esengül Hanım bahsetti, buzağlardan bahsetti. Biraz daha geri gelmek istiyorum. İşte bu buzağları tabii ki suni tohumlama yapıyorsunuzdur herhalde Erhan Bey. Bu suni tohumlama ilgilenen arkadaş siz misiniz? Evet. Bu kızgınlık kontrolü, gebelik muayenesi veyahut bu buzağının öncesi, yani buzağın doğumdan öncesiki aşama, bu bahsettiğimiz noktalar, neler söyleyebilirsiniz? Neler yapıyorsunuz bu işletmede? Bizim için özellikle gebe düvelerimiz için hani ya da gebeden önce düvelerimiz için kızgınlık takibi çok önemlidir. Mümkün olduğunca kızgınlığı kaçırmamaya dikkat ederiz. Çünkü bir kızgınlığı kaçırmamız demek seksüel siklusun bir dönem ilerlemesi demek. Ve bu konuda çok şükür hani çok bir sıkıntımız yok. Mümkün olduğunca kızgınlığı yakalayabiliyoruz. Tohumlamamızı rahatça yapabiliyoruz. İneklerimizde desek zaten padometremiz sistemde aktivite alarmını vererek bize kızgınlığı belirliyor ki göremesek bile bunu gözle takip edebiliyoruz. Mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışıyoruz. O konularda çok bir sıkıntımız yok. Bu hani kızgınlık... Doğumdan sonraki ilk kızgınlık gösterdikten sonra mı tohumlama yapıyorsunuz yoksa bunu bir zamanı var mı? 73. kızgınlık, 2. kızgınlık, tohumlama aralığınız nedir? Servis periyodunuz? Şimdi normalde doğumdan sonra hayvanın üreme organlarının eski haline gelmesi yaklaşık 45-60 günü buluyor. Bu civarlarda hayvan kızgınlık gösterebiliyor. Tabii ona biz yalancı kızgınlık diyoruz. Onu pek dikkate almıyoruz. Genelde ikinci, üçüncü kızgınlıklar.
Bu yaklaşık hayvanın doğumdan sonra 45-60 gün arasına dek geliyor. O civarlar gösterdiği kızgınlığında tohum atabiliyoruz. Gebelik muayenesi yapıyor musunuz? Gebelik muayenesini Erhan Bey ile yapıyoruz. Hangi günlerde yapıyorsunuz? Gebelik muayenesi ilk 45 günde başlıyor. Evet. Teyit amacıyla 75 ve 110. günlerde hani gebelik teyidi yapıyoruz. 110. günde zaten çok bir sıkıntı çıkmıyor. Çünkü bazen 75 güne kadar olan durumlarda istenmeyen hani sebeplerden dolayı hayvanlarımız abort yapabiliyor. Hani bu stres olur, başka bir etken olabilir. 45. gün gebelik teyidimizi yapıyoruz, ilk gebelik muayenesini. Daha doğrusu ilk gebelik muayenesini yapıyoruz. Gebe olduğunu anladığımız takdirde 75. ve 110. günlerde teyit ediyoruz bunu. Evet. Bu şekilde uyguluyorsunuz. Evet, siz de işletmeye yeni başladığınızı söylemiştiniz. Bu işletmeye başlamanızın sebebini öğrenebilir miyim? Türkiye'nin sayılı ağrı işletmeleri arasından dolayı ilk burası tercihimdi. Bir de bayan arkadaşların çalışması benim için daha iyiydi. Hani çalışma şartı olsun, genel anlamda ekipmanlar olsun, hani sayılı işletmeler arasında diyebilirim yani. Benim için geleceğime yönelik, hani tecrübe kazanabileceğim, beni daha ileriye taşıyabilecek bir işletme olduğu için tercihim burası oldu. O zaman size hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Erhan Bey, bu işletmede artık yavaş yavaş içine girmek istiyorum. Bu havalandırmalar, bu hayvan refahı, evet, konforu çok önemli bir nokta. Bu refah hakkında özellikle bir havalandırma sistemi var burada. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi burada normal klasik tek tip ahırlarda uygulanan fan sistemi yok. Burada klimatronik klimalar var. Yani suyun düşük nemli bölgelerde suyun soğukluğunu kullanan klima sistemi var ve içeride fanın verdiği bir rahatsızlığı vermiyor. Ne aşırı bir ses, ne aşırı bir rüzgar cereyanı. Bunu oluşturmadığı için de biz bu sistemi tercih ettik. Daha doğrusu bizim ana şirketimiz ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine. O yüzden biz zaten yerden ısıtmaları ve soğutmaları bu konuda başarılı olduk. Allah muvaffak etsin. Şimdi değerli yetiştiricilerimiz, işletmeye gezerken bazı suluk tipleri var. Özellikle galvaniz saçlı, hayvanın, evet, direkt ağzını daldırıp lıkır lıkır çekeceği bir nokta. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani hayvan refahı ve konforu açısından hayvanın en rahat şekilde suya ulaşma imkanını sunmamız lazım. Şimdi ben 20 yıllık veteriner hekimim. Ben de aynı sizinle bu şekilde düşünüyorum ki bir halk arasında bir tabir vardır. Kana kana içmek. Kalkıp da dar bir ortamdan yavaş yavaş içmekle kana kana içmek arasında uçurum var. Yazın veya baharın dönemlerinde zaten bir sıkıntı olmuyor. Ama kış döneminde hayvanın istediği suyu, istediği ısıda, istediği kadar tüketmesi yazla kış arasındaki verim farkını sıfıra indiriyor. Kesinlikle. Zaten Eren Bey, 1 litre sütün oluşabilmesi için normal şartlarda 3,5-4 litre su içmesi lazım hayvan. Evet, kesinlikle. Ortalama 20 litre süt verdiğini düşünün bu hayvanın. 24 saat içerisinde bu hayvanın tüketmesi gereken su miktarı en az 80 litre. 70-80 litreleri buluyor. Ki bizim ortalamamız, burası genç bir sürü. Geçen yıl Almanya'dan ithal ettiğimiz, şu anda ikinci laktasyonda olan bir sürü. İlk laktasyonda 28-29 litre ortalamasıyla, tank ortalamasıyla laktasyon kapattık ki şu anda 30 litrelerin üzerinde veren hayvanımız çok fazla sayıda. Yani 20 litrede bizim için zaten Türkiye ortalamasının çok altında. Çok güzel bir nokta. İnşallah bu nokta daha iyi yerlere gelir diyorum. Çünkü burada bizim bahsetmeye çalıştığımız rasyon işin %80'i. %20'si zaten kendiliğinden olup gidiyor bu işi halledersek. Evet. Rasyon deyip sadece besleme açısından hani kaba kesif yem düşünmemek gerekiyor. Bunun içine su da girer, suyun hayvanlara ikram şekli, sıcaklığı, kalitesi, niteliği, temizliği, efendim yaşam alanları, bunların hepsi bu besleme ve yetiştiricilikten geçiyor. Bunlara da siz zaten vakıf olduğunuz için böyle bir sistemi buraya oturtup aldığınız verimler, sonuçlar da sizlere bunu zaten gösteriyor. Bunun en bariz göstergesi toplam bakteri sayınızın gayet düşük, evet, olması. Evet. Biz o konuda iddialıyız ki biraz sonra sağım zamanda, sağım saatine, sağıma şahit olacağız. Ben kendi çiftliğimde üretilen sütün tüberküloz ve brucella yönünden ağır iyi olduğunu ben biliyorum ve inanıyorum. Ve Türkiye'de de bu şekildeki çiftlerin artması gerektiğine inanıyorum. Biz ortalama günlük 5000-6000 litre süt üreten bir işletmeyiz ki kapasitemizi daha artıracağız. Ben sadece sattığım sütün litresine ve fiyatına bakmıyorum. 5 ton 5000 litre süt sattığım zaman günlük 1 litre süt tüketen 5000 kişi sağlıklı süt içmiş, ben ona bakıyorum. Sevgili seyircilerimiz, değerli yetiştiricilerimiz, programımız devam ediyor. Erhan Bey'le sohbetimize devam edeceğiz. Bayan arkadaşlarımızın
işletme içerisinde yoğunlukları ve işleri olduğu için onları son sözlerini aldıktan sonra uğurlayacağız. Evet, sizden başlayalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Vesta Tarım ve Hayvancılığa bütün tekniker arkadaşlarım, bütün ekim arkadaşlarımı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum çalışma şartları açısından. Vesta hani geleceğimiz açısından bizim için çok iyi. Yani bizi ileriye taşıyabilecek, geleceğimizi daha iyi yerlere taşıyabilecek bir işletme. Herkesi bekleriz. Bizler için hayvan refahı çok önemlidir. Ve de mümkün olduğunca elimizden geldiğince hayvanları stresi sokabilecek etkenlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Ki işimizi de severek yapıyoruz. Bu konuda çok mutluyuz. Çalışma ortamları çok rahat. Hayvan bakımı, hayvan refahı sizin de gördüğünüz gibi üst düzeyde. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Vesta hayvancılığın ilerisinin daha da iyi olacağına inanıyorum. Hayvancılığın geleceğinin bu saatten sonra başladığına inanıyorum. Şimdi bu hekimlik bakımından hep erkekler ön planda. Bayanların bu işi yapamayacağını düşünüyorlar. Ama biz de buradayız. Hani biz de bu işletmede yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve sadece yabancı ülkelerde değil, hani Türkiye'de de bu şekilde işletmeler var ve böyle bir işletmede olduğum için gerçekten mutluyum. Ve kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum burada gerçekten. Evet. Söylediğimiz gibi ari ve onaylı bir çiftlik. Ben de burada çalışıp insan ve hayvan sağlığında katkıda bulunduğum için mutluyum. Evet. Vesta hayvancılığın istihdam konusunda özellikle bayanları bu Türkiye'miz açısından çok iyi yerlere taşıyacağını biliyorum. Bizim bölümlerde daha yani bu bölüm ben yazarken üniversite tercihlerimde erkeklerin işi yapamazsınız falan filan dediler. Şu an mezun olduğumuzda erkek arkadaşlarımız evlerinde oturuyor. Biz burada çalışıyoruz. Daha kolay iş bulduk. Yani buradaki bütün kızlara diyorum, sakın ola. Hayvanları seviyorsanız kesinlikle bu mesleğe gelmelisiniz. Çok güzel bir meslek. Herkese öneriyorum. Bütün patronlarıma, arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sizlere de sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yani sizin burada yapmış olduğunuz aslında çok örnek bir durum. Biz bunu her zaman şunu söylüyoruz, hep yurt dışı sevdalıları var. Onlara sesleniyorum. Hani derler ya, gençler hep dışarılara meylediyor, dışarılarda çalışılıyor. Dışarıda genç arkadaşlar yurt dışı ülkelerinde bu sektörde istihdam ediliyor, var deniyor. Ben de diyorum ki onlara, işte bizim ülkemizde de varlar. Bizim ülkemizde de artık bir şeyler çalışılmaya, başlanılmaya başlandı. O yüzden görmek lazım, araştırmak lazım, her kafadan sesin çıkmaması lazım, bu işi bilen. Kendini ispatlamış, başarısı olan insanlara ihtiyaçları var diyorum. Evet, sevgili seyircilerimiz, biz bayan arkadaşlarımızı yerlerine uğurlayacağız. Görev yerleri var. Biz sohbetimize, programımıza Erhan Bey ile devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, Erhan Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an işletmenin süt hasat odasındayız. Yani sağımhanedeyiz. Evet, Erhan Bey, bu sağımhanede uyduğunuz kurallar nedir? Ne yapıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi hep birinci prensibimiz kaliteli süt, sağlıklı süt diyoruz ya. Sağlıklı süt, refah hayvan, temiz ortamdan kaynaklanıyor. Burası günlük 8 sağım, 9 sağım. Ayrı part halinde yapılan bir sağımhanenin temizliğini hepimiz görüyoruz. Yani sağımhanede genel meme hastalıklarında bir kural vardır. Sağımhanede başlar, sağımhanede biter diye. Biz burada kati kurallarımız vardır. Daima teknik arkadaşlarımız sağım ekibinin başında dururlar. Hayvanları bireysel kontrol ederler. Bir mastit olgusu bile bir öğün atlamaz burada. Evet. Bu mastit demiştiniz. Mastitle alakalı bir ön analiz bir yönteminiz var mı? Var, var tabii. Normalde sürü kontrol sistemimiz sütteki aktivite artı iletkenliği ölçerek mastitisi erken dönemde tespit eder. Hayvan buradan çıkmadan aynı anda CMT yapılır ki. Ayrıca bütün sürüye her hafta kesinlikle CMT testi yapılır. Yani CMT ilk duyan yetiştireceğiniz muhakkak var. Heh. Hafif bir açabilir misiniz? CMT testi, California mastitis test. Hayvanın dört memesinden bir kaba 4 ayrı bölgeye süt alınır. Üzerine bir solüsyon dökülerek
mastitisin yani meme yangısının çok ilk aşamalarından daha önce tespiti sağlanır bunda. Evet. Ve her hafta bütün sağlanan hayvanlara CMT testi burada yapılır. Evet. Zaten işletmenin ortamları, fiziki şartları burada mastitle alakalı bir problemin olmadığını gösteriyor. Biz yine de kontrolü elimizden kesinlikle kaçırmamak için. Siz işletmedeki yaptığınız fiziki imkanları iyileştirerek siz sivrisinekle mücadele değil de bataklığı kuruttuk. Ve biz hala iddialıyız. Bu yıl biraz önce de bahsettik, 80 bin bakteri sayısından 110 bin, 120 bin, 130 bin somatik hücre sayısından bahsettik. Biz bu oranları, biz bu miktarları daha da düşüreceğimize eminiz ki. Biraz sonra sağımı göreceğiz, doğumhaneye gideceğiz. Buzağı ölümle oranlarından bahsedeceğim ki Türkiye ortalamasının çok altında. Amerika ortalaması %7 iken ben %3 buzağı ölümüyle örnek bir çiftliyim. Zaten burada biz gözlemlerimiz, buradaki muhakememiz bunların hepsini gösteriyor. Yani bir işletmenin, değerli yetiştiricilerimiz, bir yere gittiğinizde orada işlerin yolunda gidip gitmediğini anlamanın çok basit bir yöntemi var aslında. Daha girer girmez anlayabilirsiniz. Nedir o biliyor musunuz? İşletmenin kokusu. Eğer ki sizin hayvanlarınızın işkembesinde bir bozukluk varsa orada işler sarpa sarmış demektir. Ve netice olarak onun dışkısı da hani normal bir gübre kokusu vardır, işletme kokusu. Bir de böyle asitli, amonyaklı veya başka hastalıklı kokular vardır. Bunu bilen çok iyi bilir. Bizler çok iyi biliyoruz. Çok yer bunu geçmiş yıllarda çok örneklerini gezerek, görerek bunları kavruyorsunuz. Şimdi biz burada Allah'a şükür yani burada şunu söyleyeyim, böyle bir koku almadık. Yani bir yere girersiniz üstünüze siner ya amonyak kokusu. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Bunun sebebi işletme refahı, hayvanların refahı, sindirim sisteminin düzenli olması, etkin bir şekilde işkembenin çalışması, rasyonun muhakemesi, dengeli olması. Bunların hepsi bu birbirini tamamlayan başarılardır. Netice olarak da size yol su elektrik olarak geri dönüyor. Şimdi burada sözünüzü kesiyorum Yusuf Bey. Bu işletme tamamen öz sermaye ile yapılan bir işletme. Hiçbir şekilde ne kırsal kalkınma ne İPART projesine dahil edilmeyen, edilmek istenmediğimiz bir ve biz kendimiz istemedik. Biz normal teknik projeden ziyade bölgenin ihtiyacı olan projeyi kendimiz oluşturduk burada. Kalkıp da dayatmalara ve teknik projelere bağlı kalmadan ve maliyeti de %50 aşağıya çekerek sağlıklı, kaliteli refah barınaklar oluşturduk. Bu konuda da yani hayvancılığın desteklenmesi konusunda genel bir destekleme politikasından ziyade özel desteklemeler istiyoruz. Bir Vesta AŞ'nin fizibilite çalışması yapılıp ne ihtiyacı varsa o desteklensin. Bu bölgede burası desteklenir, öbür bölgede açık ağıl desteklenir. Benim bölgeme kalkıp da -35'i gören bölgede açık ağıl yapmaya, projeye, kapsamına destek verirse hayvancılık bir adım ilerlemez. Geri gider, bırakın ilerlemeyi. Ben sizden daha yumuşak konuşayım. En azından olduğu yerde kalır. Biz olduğu yerde kalmasına da razıyız. O da olmaz. Ne dediniz? Düşünün yani ülkemizin dört tarafında farklı coğrafik özelliklere kesinlikle sahibiz. Tek bir proje desteklemesi olmaz. Adana şimdi baksanız 15 derecedir. Bizim burada -10. Sabahtan evet. Beri donuyoruz. Kapalı yerde çekim yapıyoruz değerli yetiştiricilerimiz. Üşüdük yani. Şimdi yalan söyleme gerek yok. Bu noktada bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Dışarısı -10. Bu noktada ne dedik? Adana'da +15. Aradaki sıcaklık derecesi kaç? 25 derece farklı. Biz endüşünü söylüyoruz ha. Burada öyle bir iklimdeki ahırı destekle orada, açık ahırı. Fakat buradaki açık ahırı Erhan Bey'in de söylediği gibi dayatmasın. Dayatmanın mantığı yok. Sen bunu böyle yapacaksın diye zorlama. Siz o fiyatla alakalı bir alabilir miyiz? Şimdi normalde fizibilite çalışması ve ön çalışmalar yapılırken örnek 240 ineği barındıracak bir ahır büyük ihtimalle bayındırlık değerlerine göre 700 bin 800 bin lira arası bir fiyatla çıkıyor. Ben aynı kalitedeki yerden ısıtmalı, suyu ısıtmalı bir ahırı 350 bin liraya mal ettim. Yani öz sermayeyle. Sonuç ortada. Yani bu noktaların ivedilikle tespit edilip hayata geçirilmesi gerekiyor. Öyle kulaktan dolma bilgilerle, bir cümlenin içerisinde kendisiyle çelişen insanlarla bu iş olmaz. O yüzden yapılması gereken bu işi gerçekten yapan, bilen insanlarla yol alınabileceği gerçeğini kapatmaya kimse çalışmasın. Şimdi bu doğumdan da bahsettiniz, az önce birazdan gideceğiz dediniz. İsterseniz, dilerseniz sohbetimize oradan devam edelim. Buyurun lütfen. Thank you.
Hakan Bey, işletmenin doğumhanesine geldik. Burada doğum yapan hayvanlarımızı gördük. Hatta doğum ayağımız uğurlu geldi Allah herhalde. Burada doğuma da şahit olduk. Hatta şöyle de bir şeye şahit olduk. İlk defa ben buna da tanık oldum. Doğumu yaptıran sadece bayan teknik arkadaşlarımızın yaptırmasına da şahit olduk. Zaten inşallah arkadaşlarımız ekranlara verecek bunları. Veriyordur da şu anda. Bunun haricinde hani buzağlarınız maşallah çok sağlıklı gördüm. Bu hayvanlarınıza uygulamış olduğunuz klişe uygulamaların haricinde tabii ki dikkat ettiğiniz bazı hususlar var. Yani şuraya getirmeye çalışıyorum. Buzağı seçerken hani sperma kullanımı var suni tohumlamada. Bu evet. Spermalarda genellikle yaptığımız nedir? İşte etli olsun, sütlü olsun, ucuz olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Den başka öteye gidemeyen kriterlere bakmıyoruz. Sizle de sohbetimiz de geçti. Bu esas baktığınız bir nokta var. Ondan bahsedebilir Şimdi, misiniz? Şimdi biz buzağlarımızın erkeklerini çiftlikte başka bir yerde besliyoruz. Dişlerini kendi sürümüze katıyoruz. Kendi sürümüze katıyoruz demek ne demek? Annesine artı bir şeyler katması gerek ki bizim için A2 geni taşıyan, kalıtsal kusur taşımayan spermaları tercih ediyoruz ve buzağlarımızda da gözle görülür bir düzgünlük var. Bu konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Özellikle 2 yıldır bu konuya çok dikkat ediyoruz biz. Erhan Bey, bu bahsetmiş olduğunuz konu çok önemli. Yani A1, A2 dendiği zaman A1 geni kalıtsal kusur taşıdığı, evet. Bu geni taşıyan ineklerin sütünü içen bu kişilerin sözü evet. De. Özellikle bizim çiğ süt tüketimimiz hep A1 işme sütü olarak tüketilebilir süt üretiyoruz diyoruz ya. Biz bunu A1 geni taşıyan yavrulardan olan sütü üreten anneleri sütü genetik kalıtsalda yavrularda daha doğrusu bebeklerde bir sürü problem yaşadığına şahidiz ki. Yani belki birkaç yıl sonra Türkiye gündemine daha ciddi konularla oturacak burası bu konu. İnşallah zaten biz bunun başlangıcını yaptık Allah'ın izniyle. Bu noktada zaten makaleler olan hocamız var. Profesör evet. Doktor Şeref İnal. Şeref benim kendi hocamdır. Öyle ve mi? Ben bu konuyu birkaç aydır takip ediyordum. Ve yani şunu söyleyeyim. Siz sadece bir çiftlikteki araştırmalardan ziyade Çiftçi TV olarak Türkiye hayvancılığına bariz ve can alıcı noktalardaki katkılarınızdan dolayı da veteriner hekim olarak Türkiye hayvancılığı adına da teşekkür ediyorum Biz size. Biz teşekkür ederiz. Biz burada doğrular neyse doğru ağızlardan, doğru kişilerden aktarmak amaç. Her şeye rağmen, her şekilde önümüzdeki engellerin altında ezilmeden bunları en şeffaf haliyle üreticilerimize, tüketicilerimize ulaştırmak için biz programları yapıyoruz. Kimse bunun altına başka bir şey aramasın. Bu noktada A1 dendiği zaman, biz bunları bahsettiğimiz zaman birçok insan bu A1'i satanların avukatlığına soyunuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Artık şimdi sadece fiziksel gen aktarımından ve verim aktarımından ziyade bizim geleceğimiz nasıl hayvanlarsa bizim geleceğimiz kendi çocuklarımız. Türkiye'de sağlıklı bir toplum için ben nasıl süt üretiyorsam o toplumu ürettiğim hayvanlarla ve hayvansal ürünlerle de korumak zorundayım. Ben bunun bilincindeyim. Siz de buna birkaç hafta önce öncülük ettiniz ki benim birkaç aydır araştırdığım bir konuydu. İnşallah daha ayrıntılı gündeme oturacaktır bu konu. İnşallah. Yani bizim burada üreticiler olarak önceki programlarımda da hep bahsettim. Eli kolu bağlı durmamak gerekiyor. Yani sonuçta bu sperma binlerce, milyonlarca geliyor. Bize düşen öncelik olarak kendi evimizin önünden başlayacağız. Kendi kullandığımız spermaları yetkililer evet. Görevini yapmıyorsa biz işimizi yapacağız. Ne yapacağız? Bu A2'lileri kullanacağız. Biz seçici davranacağız. Biz seçeceğiz. Herkes üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'ın izniyle bu problemler de ortadan kalkar. Toplumumuz sağlıklaşmaya başlar. Sağlıklı hale gelir. Erhan Bey'in de bahsetmiş olduğu nokta kalıtsal kusurlardan nedir? Şizofren, tip 1 diyabet, Alzheimer, otizm. Bunlar çağımızın hastalıkları ve sebebi bilinmeyen hastalıklar. Zaten bilim de bunu söylüyor. Erhan Bey aynı zamanda yurt dışına çok gidip gelen, hatta oralarla bağlantısı olan, organik bağı olan bir veteriner hekim abimiz. Bunu da buradan belirtmeden geçemeyeceğim. Sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Erhan Bey'den de son olarak son cümlelerini almak istiyorum. Evet. Şimdi Vesta Aşe olarak sadece karanlıkta bir mum yaktık. Ama bu ışığa gelip bizden görenler, çiftlik konusunda yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık ki bunu göstermelik olarak değil, çiftliğimize birkaç gün, birkaç hafta misafir ederek gerek altyapıda, gerek hayvan seçiminde, gerek üretimdeki teknik prensiplerde ve protokollerde A'dan Z'ye her konuda yardımcı olmaya
bir nebze olsun Türkiye hayvancılığına faydamız olmasına her zaman için hazırız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başta işletme sahibi Veli Doğan beyefendiye çok teşekkürlerimizi iletin inşallah. İnşallah. Sevgili seyircilerimiz, yeni nesil hayvancılıkta bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün içinde bulunduğumuz işletmenin sahip olduğu fiziki, maddi, manevi birikim ve donanımları dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştık. Muhakkak eksiklerimiz oldu. Programlarımızı biz sonradan kendimiz de izliyoruz. Ya şunu da deseydik, şunu da söylemeyi unutmuşuz dediğimiz noktalar oluyor. İnşallah onları da sonraki zamanlarda kapatmak dileğiyle. Bu programda bahsetmiş olduğumuz kriterleri inşallah hayatımızda faydalı olabilir hale getirmek ümidiyle. Ürünümüz bol, kazancımız çiftçiyle olsun. Allah'a ısmarladık.